Bakın size bambaşka bunu bir atmosferden sesleniyorum. Çok güzel görünüyorsunuz. Kırmızı odadan bu kavga sesleniyorum. Kavga önce Ergi Hanım girince biterdi. Sevgili izleyiciler, yeni sezonda ilk kez Kırmızı Oda'nın açılışını yapıyorum. Burayı gördüğünüz zaman aklınıza kim bilir neler geliyor. Hangi anları hafızanıza kaydettiğiniz bilmiyorum ama işte bu duvarların dili olsa da bir konuşsa. Kırmızı Oda çok kıymetli ve çok özel bir yer kısmetse olur da. Özel anların yaşandığı, o ilk özel anların ve telaşların yaşandığı bu özel odada aynı zamanda akıllardaki sorular ve tabii ki kalplerdeki kuşkular da bir bir çözülüp aydınlanıyor aslında. İşte tutkunun alev alev yandığı aşkın menbaı Kırmızı Odamızda bugün kızlar evinden yarışmacılarımız erkekleri davet edecekler. Kimleri çağıracaklar, kimleri neden çağırmak isteyecekler ve ne konuşacaklar? Burada konuşulanlar önümüzdeki günlerde bize aşk, sevgi olarak geri dönecek mi hep birlikte göreceğiz. Evet, sevginin dilini konuşuyoruz. Evlerde hayat devam ediyor elbette. Kızlar, bugün sizin gününüz. Kırmızı Oda deneyimi gerçekten kıymetli bir deneyim. Biraz evin içinde yarışma psikolojisiyle gardınızı yüksek tutuyorsunuz tabii ki. Ama burada gerçekten duygularınızı dile getirebileceğiniz, baş başa kalabileceğiniz, hani bir yer bulalım dünyadan uzak dediğiniz, korumalı ve duygularınızla, kalbinizin diliyle konuşabileceğiniz bir yere geleceksiniz. Tadını çıkarın. 5 dakikanız var. Sizlerden ricam bu süreyi iyi değerlendirmeniz, doğru soruları sormanız. Eminim ki ilk aşamada çok çekingen davranabilirsiniz. Çok doğal. Ama bir sonrakinin ne zaman geleceğini bilmemek belki o anı daha da kıymetli hale getirip daha doğru değerlendirmenizi sağlayabilir ve o çekingenliği üzerinizden atabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. İnşallah mutlulukla ayrılırsınız bu kapıdan. Bu sezonda, yeni sezonda Kırmızı Oda'nın açılışını bu merhabayla ben yapmak istedim yine. Çok uğurlu gelmesini diliyorum hepinize. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Yine aşk olsun diyelim. Bu niyetle başlayalım isterseniz. Ve ilk olarak buraya Rüveysa'yı davet edeceğim. Ama öncesinde bir uyarım var. Beyler, Kırmızı Oda'dan çıktıktan sonra evinize döndüğünüzde rica ediyorum kimin sizi davet ettiğini lütfen evle paylaşmayın. Kızlar, sizler de ilk olarak sadece Rümeysa'nın ismini söyledim. Sonrasında ise ekranlarınızda isimlerinizi göreceksiniz. İsmini gören yarışmacı lütfen Kırmızı Oda'ya gelsin. Bol şans diliyorum, keyifli geçsin diliyorum. İnşallah unutulmaz anlarınız burada yaşansın diyorum ve bizim de unutulmazlarımıza yeni anılar katın istiyorum. O zaman sizi Kırmızı Oda'yla baş başa bırakıyorum. Sonrasında zaten bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi Ozan Kırmızı Oda'ya yazacak. Olmaz. Tahmin. Evet Ozan. Yani. Heyecan var mı? Yani öyle bir şey, bir tık heyecan arttı şu an ama. Ozan geliyormuş. İlk olmak Ozan güzel bir duygu bence. Olaya. İlk Kırmızı Oda'ya bro sen gireceksin. Evet. Nasıl dersen first date. Yalnız Oğuzhan der. Heyecanlı tabii diyor. Evet ben şimdi şey dedim hani Ozan falan dedim ama. Keyif aldı. Yani yüzdeyiz konuşuyorsunuz şurada. Şok olurum lan. Kanka keyif aldın lan. Entrikaya bak sonra. Büyük entrika. Hoşuna gider mi Oğuzhan böyle bir şey? Ben konuyu kaçırdım ya kusura bakmayın. Dağılıyor. Ben şey dedim bro. Şimdi Rümeysa falan hani ilk Rümeysa girecek ya. Evet. Ha ben direkt şey dedim. İlk Kırmızı Oda'ya Ozan sen gireceksin. Nasıl bir duygu dedim. Bat şey dedi. Belki Ozan girer belli olmaz dedi. Ben öyle bir tepki verdim sonra. Bence bu da böyle bir konuydu. Yani Rümeysa mı beni çağıracak mı? Onu mu anlamadım. Ya, beyler. Gerek yok yani. Ben bu arada öyle olacağını düşünmüyorum yani. Yani çağırabilir ama bunu görüp bakarız ya. Hani. Evet, evet. Niye gerek yok mesela? Hı? Neden gerek yok? Yani kız biraz rengini belli etti ya. Tamam rengini belli etti de şurada biz zaten olasılıkları konuşuyoruz şu anda. Hani, tamam baktın olmadı hani yapamadı. Gerek vardı? Yolun açık olsun kardeşim. Ben zaten yolun niye açık olsun söylediğin diyorum. Kelimeye takıldın ki ben yanlış bir şey mi anlatıyorum burada? Murat burada olasılık dedi hani acaba pardon tamam, ben rahatsız olasılık oluyorum. Dedi. Kız olasılık benimle bir eşleşmiş dedi. Yemeğe çıkartmış beni. Sevgilin mi? Değil. Neden rahatsız oluyorsun? Tamam ben de ona göre davranırım kardeşim. Peki burası kısmet ben, olur evi değil mi? Evet. Sen sevgiliyken senin karakterin. Bak benim böyle karakterim ben böyle bir şey yapmam. Kardeşim. Sen sevgiliyken böyle bir şey asla yapmam. Ama şu an seni beğenmiş tamam eyvallah. Ama bir olasılıkla beni de çağırabilir, muhabbeti yapılabilir. Buyur yap o zaman. Gayet sıkıntı normal. Yok. Okay. O zaman ki böyle bir şey olsa zaten ben kabul etmem. Çünkü seninle bir yola çıkmış.
Eyvallah. Fakat böyle bir muhabbet tamam, yapılabilir. Böyle konuş zaten. Buna gerilmemen lazım. Eyvallah. Burada sen muhabbet oradan ediyorsun. Bir anda neden öyle böyle dersen ben de karşılığını yanıtımı veririm kardeşim. Tamam, ben birebir diyorlar tamam, girdin mi senle şu dakikaya kadar? Birebir diyaloğa gir dinlemiyorum. Bana bir soru yöneltildi. Ben buna ben birebir diyalogdan bile kaçmaya çalışıyorum senden. Neden? O enerjiyi alıyorum senden ya, o negatifliği vesaire falan. Bundan kaynaklı. Negatif enerjiyi alamadığın için benden muhabbette kaçıyorsun. Hayır hayır, böyle bir hani bu beni seçme durumları, yemek durumları vesaire olunca böyle bir hayır. O şeyi negatifli hissediyorum bana karşı olan. Yok, ben gayet normaldim. Hatta o geldim, zaman yanlış hissettiğime sevindim çünkü öyle bir durum olmasını istemem yani. Seni seçtikten sonra ben seni tebrik etmedim, elini sıkmadın mı? Evet. Bu negatiflik mi? Tam konuşulsun mu istiyorsun sen biraz daha? Hani konuşulsun bunu... istemiyorum. Konuşuldu. Ben bu, arada bu muhabbet olabilir. Gerilme ben de demek sana istiyorum burada. Bir şey mi dedim? Arkadaşıma dedim ki yani açmamaya çalışırsanız sevinirim. Bunda ne var? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben rahatsız de gerilme dedim. Yer. Sen bana bu sefer geldin. Benle alakalı kardeşim, muhabbet etmeye çalışıyorsun. Sen bana bir cümle kurarsan ben döner yanıt veririm. Ben seninle muhatap olmadım. Şu adam bana bir şey söyledi. Ben de bu muhabbetler kurulmazsa... Bu... Sen benimle muhatap şimdi olmadın ama burada bir gerilim sağlattın. Ses ve bu ortamda ben de muhabbet ediyorum sesini insanlarla. Ve bu ortamı gereksiz yere gerdin. Bu ortamı germene müsaade etmem. Konu anladın ikimiz mı arasında geçiyor ya. Ama ben de müdahale olur. Ortamı geriyorsun. Ya bu konuyu ben seninle konuşmak istemiyorum. Ben konuşma. Sen keyfine yürü yoluna bak ya. Ne boşsun. Gitme çekme kardeşim. Nereye git? Nereye git? Ne oluyor lan sana? Durun durun. Hayırdır ya, bu neyin oğlum? Bu neyin ayın shit tahtası lan? Kimsin ya? Beyler gerek yok. Ya bro bak. Ya bir şey diyeceğim. Uzatmayacağım. Ne istiyorsun kardeşim? Ben böyle bir karaktere sahip bir insan değilim. Ben uzatmayacağım kardeşim. Sen böyle bir karaktere sahip insan olmasan burada el hareketinde bağırıp burada üstümü yürümeye çalışmazsın. Seni. Dur tamam. Ne yapacağımı sen de çok iyi biliyorsun. Ne yapacağım? Hareketlerine dikkat et. Ne yapacağım? Bak hareketlerine dikkat et. Ben olayı büyütmüyorum kardeşim. Anladın mı? Sen olayı büyütmüyorsun. Sen çok bir şey yapamazsın. Sen çok bir şey yapamazsın. O yüzden sesini yükseltiyorsun burada. Konuşulması gerekiyor Gardo. Evet anladım. Evet. Zaten iki gündür adamlar arasında bunun kesinlikle enerji, negatif enerji çünkü negatif bir enerji var. Şey evet, elini sıktı. Tamam bir dakika. Bir kere konuştunuz. Bro bir dakika. Oğuzhan elini sıktı. Oğuzhan elini sıktı ama bu bence negatif enerji. Bu samimiyetli olduğunu düşünmüyorum evet, ben. Yani. Ya ben orada da samimiyetini sorgulamadım ki. Sıkabilir yani. Sorun yok. Bu konuşulması gereken bir şeydi. Ben zaten megaloman bir insan değilim. Tamam kardeşim sensin. Ya ben burada. Allah Allah öyle bir dert tasamıyor ki. Saygı duydu. Abi şimdi bir kız konuşuluyor. Kız tercihini söylemiş. Ben de etkilenmişim. Tamam mı? Bunun üzerinden orada o da olur, bu da olur. Onu çağırabilirler konuşuluyor. Olayın muhatabıyım ya benden evet, içeride. Diyorum evet ki fikrimce. Evet. Kardeşim yapmayın bunu. Ben bunu söyleyebilirim. Ama sen negatifliği o da seziyor bana hı-hı karşı. Oradan çıkıp bunu ilgilendirecek ne var ki gibi tarzı bir şey söylersen ya ama yapabilir o da kardeşim sen bana konuşma mı diyeyim yani. O da hoşlandı o kızdan. Evet. Ya hoş. Tamam yolu açık olsun abi o zaman ne diyeyim yani.